Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün turşu kuracağım. Turşuluk malzemelerimi aldım. Baya neredeyse 3 hafta oldu arkadaşlar turşu malzemesi geleli. Hani böyle biraz dedim ucuzlasın diye bekledim. İlken dedim hani biraz ucuzlasın. Tabii ki maalesef hiçbir ucuzlama olmamış. Ne yaptım? Bugün Perşembe pazarıydı arkadaşlar. Bizim buranın pazarında ne kadar da olsa oraya göre biraz daha bahar oluyor. Gel burada sen de sarımsaklar ayla da beni doğrayınca bize çiğlerimiz. Ondan sonra arkadaşlar işte sarımsak aldım. 3 kilo sarımsak aldım. Kilosu 25 liraydı ama çok güzel bir sarımsak. Şöyle bir mor sarımsak arkadaşlar. İri dişli. Bir daha alamam. Hem yemeklere kış boyu da kullanırım. 3 kilo sarımsak aldım arkadaşlar. Bir 5 kilo köy soğanı aldım. Yani kışlık soğan diyeyim sizlere. Gitmez de daha bir torba daha alacağım, büyük bir torba arkadaşlar. Kış boyu bizim buraya soğan gelmez. Soğuk alır diye. Koş, koş yaşasın, koş yaşasın, koş. Ben onu doyum var. Koyum önce hadi bir gitsen ondan sonra. Hadi koş. Yavaş tripodumuza diyelim. Anne. Anne. Telefonumu aldın mı? Al anne. Şey yapayım mı? Öder mi? Hı. Tamam. O şekilde arkadaşlar. İki tane lahana aldım. Birini sarmaya, birini de turşuya. 15 liraymış tanesi. Burada ne var arkadaşlar? Şöyle kara lahana var. Kara lahanayı da ayrı vuracağım. Renk veriyor ya, ne bileyim pek sevmiyorum da aslında arkadaşlar. Yine de olmazsa karıştırabilirim. Pek karar veremedim daha. Havuç aldım. Acur aldım. 10 liraymış. Ne yaptım? Tamam. Görmüş olsa salatalık aldım. İstersen şuraya oturabilirim. 30 liraymış arkadaşlar kilosu. 25 liraya aldık. Tanıdıktı. Ondan sonra karnabahar aldım. Karnabaharın kilosu da vallahi iki tanesi yine onun da 50 liraya geldi. Kilosu ne kadar tam olaraktan bilmiyorum. Yani bayağı bir şunları soysan dur. Bayağı bir yine maliyetli oldu aslında arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Kış boyu da yiyor. Sofralarımızdan eksik olmuyor. Hem şifa deposu. Hastalıklara da iyi geliyor. Ne kadar olsa suyu filan. O şekilde işte. Aman diyorum. Sen şuraya koyayım ben. Ben de doğramaya başlayayım. Şu içine mi yap? Onu mu? Onun içine sok. Şu silimde de koyalım. Ben arkadaşlar biliyorsunuz turşuları kaynar suyuna vuruyorum. 3-4 yıldır filan kaynar su kullanıyorum. Sirke dökmüyorum ama bu sene sirkeli vuracağım arkadaşlar. Daha doğrusu karıştıracağım bugün. Sirkesiz, sirkeli. Ondan sonra kara lahanaları kavanoza vuracağım. Bir de 10 kiloluk böyle cam şişem var. Bunu da sıcak suyla yaptığım için cam kullanıyorum arkadaşlar. Anne. Şöyle acur anne. Aldım dedim ya. Babam mı yiyor? Şu acurları yeterlikle koyuyorum. Anne bunları da acaba? Bu acurlar sade kuruyorlar arkadaşlar. Çok güzel böyle hoşuma gidiyor. O yüzden acur aldım ama birbirine katsam mı, ayrı mı bulsam çözemedim. Şey demedim yani, karar veremedim. Ne yapalım dur. Bunları ayrı mı kuralım? Yoksa... Vallahi kavanoz kendime ayrı kurum güzel. Sirkeli bir şekilde. Ben sirkeli turşuyu seviyorum arkadaşlar. Yok ana ayrı kuracağım bu sene. Kendime sirkeli turşu kuracağım. Recep oynama annemle. Valla size sirkesiz bulun. Siz onu yiyin. Ben de bir iki kavanoz kendime sirkeli yaptım. Tamam. Şey yap. Şu kaynıyorsa bir kapat annem. Tuzumuzu da nasıl ayarladım arkadaşlar? Hani suyumuzu kaynatmadan önce erittim güzelce. O şekilde ağzımı alaraktan ayarladım. Ondan sonra da ocağa koydum. Kaynamaya bıraktım. Şu şekilde acurumuz bu kadar. Kelek de aldım. Kele de geç pek turşusunu sevmiyorum. Şundan bana da verir mi şu bıçaktan bir tane? Öbürünü de. Vallahi arkadaşlar şuna az bir şey kendime sade acur turşusu kuracağım. Şöyle ortadan keseceğim. Şu şekilde iyileştireceğim. Bakalım ne kadar turşumuz çıkacak. Pazara giderken de Gökhan'a dedim ki bu sene az kuracağım turşuyu. Bir patlak olsa yeter diyerekten gittik arkadaşlar. Ama çok da almadım inanın. 2 kilo
kornişon aldım. 2 kilo havuç aldım. Havucun hepsini doğramayacağım. Çocuklar yesin diye aldım 1 kilosunu da. Kalanını da 1'er kilo aldım. Ama hani hepsini karıştırdığımızda çok oldu. Ya. Şunlar ne küçük bir senesi yiyorlar, hoşuna gidiyor. Aslında turşuyu çok severim de. Ekşi olduğu için arkadaşlar midemi dokanıyor. Bakalım ha. Bu sefer nasıl olacak? Yarısında şey atacağım onu. Şunun içine. Karıştıralım ben şimdi. En son ışık olarak da turşuluğum kaldı arkadaşlar. Turşumuzu vurdum mu ışıklar bitiyor. Dolabımda birazcık bir açıldı. Derin dondurucuda. İçli köfte yapmayı düşünüyorum. Onları unuttuydum. İçli köfteyi falan yaptığım güzel oluyor. Peki bak ağzımdan. Şu içi de öldürsün. Bak hemen hanım yeter o mu? Yap yap. Yapsana. Turşu çok olacağı benziyor. Yapsana. Kalanı da dolaba koy, yemeklerimizi kullanarak. İşte arkadaşlar biraz börek yapmayı düşünüyorum. Börek yaptım. Aklım hazır olsun. Gelen giden neyim oldu mu hemen çıkarır girip. Poğaça yapıp atmayı düşünüyorum. İşte bakalım artık. Sıra onlara gelecek. Bu şekilde şöyle bir kavanozunu ayarladım. Biraz da şöyle üstüne incelerinde. Daha ince almaya çalıştım. Hiç bulamadım. Bir tane, üç tane sarımsak verir mi? Bir de nohut veren ne var? O sarımsaklar böyle pek büyüyormuş. Ortadan iki tane al. Recep bana üç tane dur o zaman alacağım. Anne ne yiyeceğim? Yemi yiyeceğim. Arkadaşlar bak buna sarımsağını koydum. Anne. Anne. Ne bileceğim? Anne ne yiyeceğim? Tamam bir şey istemiyorum sen oyna. Ben verdim ben. 2, 4, 6. 6 tane de şu şekilde nohudunu attım arkadaşlar. Bakın şu kavanozu sadece yaptığımı sizlere söyleyeyim. Bunun üzerine ben normalde biliyorsunuz tuzlu su döküp ağzını güzelce kapatıyorum arkadaşlar. Hani sirke falan kullanmıyordum. Ama bu seferkine dediğim gibi kendimkini sirkeli bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Çocuklarınkini, Gökhan'ınkini sirkesiz yapacağım. Burada da şöyle bir çay bardağı kadar mı diyeyim? Bir su bardağı kadar da sirke döktüm. Bunun geri kalan kısmına da arkadaşlar tuzlu su döküp ağzını kapatacağım. Bu tamam. Şöyle kapatayım da sirke fazla kokmasın. Kendime bir tane bu şekilde acı vurdum. Bakın annem olmuş mu? Şimdi bunu doğrama faslına geçelim arkadaşlar. Şöyle uç kısımlarını alıyorum. Şu şekilde uzun uzun doğrayacağım. Uzunlara hiç değmeyin. Biraz bu videom uzun olabilir arkadaşlar. Ama kusura bakmayın. Olsun bakalım. Eğer izlerseniz sevinirim. İzlemezseniz de saygı duyarım. Kendiniz bilirsiniz. Hani sıkılırsanız izlemeyebilirsiniz. Niye buldunuz? Hı? Niye? Bir mi buluyor? Ne mi buluyor? Yani sıkılabilirler uzun olduğu için. Şu şekilde de hani doğranabilir arkadaşlar şöyle. Şöyle de doğranabilir. Her çeşit yani nasıl isterseniz vallahi öyle turşu kurabilirsiniz. Turşu kurması gerçekten çok kolay. Hani bilmeyen arkadaşlara söyleyeyim. Sarımsak bir de tuzlu suyunu attınız mı içine sarımsağıyla beraber. Biraz da sirke veya da sirkenin yerine olur. Bellerin sarımsak var. Bellerim acı olur. Dinlediğim için yanar. Tamam mı? Bunları ben İkiye böleyim mi? Şunları şöyle bir alın güzel. Şimdi tahtalık bir şey yok. Şunlarımızı doğrayabilir anne.
abi. Ben onu ikiye böl. Ben mi? Ha şöyle mi? He he. Tamam. Oldu. Ben sana havuç atayım. Şunları şuraya koyalım. Bunların içine katsam mı katmasam mı? Nasıl yaptım çözemedim bize. Renk biliyorum. Pek renkini ömetim isteyeyim. Havuçlarımız da aynı. Bak şu kenarlarını al. Uygusunu da al. Tek mi vuracağım? İçine katacağım. Sağ olun. Şöyle ortadan kes. Bunun içine bak. Hep aynı. Bunun içine. Tamam. Tamam benim kesin. Yavaş yavaş. Kesmeyelim. Bıçak kesmeyelim. Ha öyle. Dört yap dört. Küçük yanına. Bir şey olmaz. Nasıl bu ses şeymiş halkmış. Tatlı herhalde. Güzel karıştır. Yuvarlak da yap. Aslında daha iyi biliyor musun? Acun da öyle yaptım. Yuvarlak da yaptım. Uzun da yaptım. Karıştı. İstediğin gibi yapabilirim. Evet arkadaşlar bu karışık turşumuz bu şekilde arkadaşlar. Mor lahanayla beyaz lahanayı karıştırdım. Şuraya da az bir şey ayırdım arkadaşlar. Buna mor lahana karıştırmayacağım. Nasıl sever isterse o şekilde yesin arkadaşlar. Şimdi bunları kavanozlara dolduracağım. Büyük kavanoza. Bakalım artık ne kadar olacak arkadaşlar. Şu 10 kiloluğu doldurum. Evde de şey yoktu 5 kiloluk patlak. O yüzden bunu da anneme saldım. Orada getirsin. 5 kiloluk patlağı doldururum. 5 kiloluk patlağı doldurduğum arkadaşlar tabii ki soğuk suyla yapıyorum. Tuzunu güzelce soğuk suyla ayarlıyorum. Ondan sonra direkt hemen üstüne döküyorum. Ama bu şu kavanozları da hep sıcak suyla yapıyorum. Aslında fark var mı? Fark yok. İkisi de aynı oluyor. Güzel kurarsanız turşunuzu soğuk suyla da sıcak suyla da aynı oluyor arkadaşlar. Hiç değişen bir şey yok yani. Ama bayağı olacak herhalde. Bunu böyle yaptım arkadaşlar. Şöyle yarısına gelince bir 10 kadar nohut atıyorum içine. Çünkü buna sirke dökmeyeceğim. Yani halka karşı kuruyor işte. Kimi sirkeli seviyor, kimi sirkesi seviyor. Sirkesi de güzel oluyor değil mi? Kaç senedir zaten sirke kullanmıyordum da bu sene kendiminkine ayrı kuracağım biraz sirkeli. Şöyle sarımsağını da atayım arkadaşlar. Çok büyük olan sarımsakları doğradım. Güzel sarımsak turşusu istiyor. Bir de sarımsak turşusu kuracağım küçük bir kavanozda. Bakalım ama ilk defa kuracağım onu. Böyle turşuların içine sarımsak atıyorum. Bir kere içindeki sarımsakları seçiyor önce. Sevdiği için. Bastıralım da çok alsın arkadaşlar. Biraz turşumuz lahanalı turşu oldu. Lahanası bol oldu. Kara lahana katmayacaktım. İçine de sonradan karar değiştirdim. Renk birsin katım diye. Evet arkadaşlar turşumuzun bir suyu kaldı. Hemen biraz daha sarımsak. Tamam. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Bunun üzerine sadece tuzlu suyunu dökeceğim. Ağzını kapatacağım. Buna sirke dökmüyorum. Bir sonraki geleceğe de sirke dökeceğim. Şimdi şunun içine de şöyle koyuyorsunuz. Buna kara lahana koymayacağım arkadaşlar. Sadece beyaz lahana koyacağım. Rengi dönmesin. Ama normalde aynı. Bu çeşitlendirme tamamen sizin elinizde aslında arkadaşlar. Şöyle biraz da ufaltıyorum. Bir kere ele gelsin.
Neyi severseniz tamamen onu içine katabilirsiniz. Çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar yani turşunu. Şu şekilde bir 3 kilo patlağı doldurdum arkadaşlar. Buna karalahana katmadım. Bu ayrı. 10 kiloya doldurdum. Bunda hep karışık. Bir de gördüğünüz gibi kendime küçük bir acı buldum. Büyük yapsam daha iyi. Ne? Büyük bıçağı. Şöyle bir 5 kilo patlağıya dolduracağım arkadaşlar. Bu da karışık ama birini diyorum ya sirkeli yapacağım için. Böyle karışık bir şekilde kuruyorum. Böyle yaptıktan sonra şöyle 3, 4, 5, 6, 7 kaç olursa bunu da atıyorum arkadaşlar. Biraz içine sarımsak. Küçük bıçağını ver bana. Sarımsaklar pek büyüyormuş. Şöyle küçükleri direkt atıyorum da büyükleri biraz şöyle ortadan bölüyorum. Hani şurada şurada bitirelim. Onu bir de ortadan yap. Yapıyorum zaten. Herhalde tatlı almayacak da arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Aldığı kadar. Almadığını da küçük kavanozlara dolduracağım. Evet. Şu şekilde şöyle. Arkadaşlar bu da hazır. Biraz daha sarımsak attım kenarlarına. Tamam. Bu da hazır arkadaşlar. Şu kalanı da şöyle bir kavanoz olursa bir kavanoza doldur. Üç tane buna. İki üç de sarımsak attık. Tamam. Ben sana şu ideyeni verir mi istersen? Evet. Bir de şu şekilde şöyle kavanozumuz oldu arkadaşlar. Sen bunu burası al önüne bak. Dur bakalım. Çek. Lahanayı çek. Kendine doğru. İçine doğru bir şey olmaz. Sıra burada da arkadaşlar mor lahanam var. Mor lahanayı da ne yaptım? Güzelce doğradım. Üstüne birazcık tuz ekledim. Birazcık da sirke. Suyunu salsın diye. Bunun güzel ne? Hı? Tamam. Dışarı şöyle birazcık yumuşatacağım arkadaşlar bunu. İsterseniz limon suyu da sıkabilirsiniz. Yani nasıl seviyorsanız o şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde kuruyorum böyle. 5 kilo patlağı alırsa bunu 5 kilo patlağı kuracağım arkadaşlar. Hani kavanozlara kuracağım dedim de başta kirebaz geçtim. Şimdi bu hep kavanozlara almaz. 2, 4, 6 tane kavanoz var zaten. Bilmiyorum alır mı almaz mı da yine de hiç kavanozlarla uğraşmayın ben. Direkt 5 kilo patlağı koyayım arkadaşlar. Daha iyi olsun. Şu şekilde şöyle. Avuyla hadi. Şimdi bunu attım. Doldurmaya başladım. Kalırsa kalanı da kavanoza doldurdum arkadaşlar. Bu mor lahananın turşusu gerçekten çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Zaten salatasını da çok seviyorum bunu. Mutfağımın içi buram buram sirke kokuyor arkadaşlar. Sirkeye bayılırım. Sirkeyi çok severim. Salatalarda olsun, böyle turşularda olsun. Güzel hiç sevmez. İsmail bana çekmiş. Sever. Gökhan sevmez. Bu güzelmenin babası hiç.
Kaçıca hira diyorlar sirkenin kokusundan. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile her kişinin elinde sirkeye vurulması gerektiğini söylemiş. Ya o da sevmiyorum dadını falan. Ya dadını sevmeyebilir mi? Siz kokusunu da sevmiyorsunuz. Tam bir patlak olacak herhalde arkadaşlar. Sarırsa diyordum ya. Bastıra bastıra yaparsak kalmayacak. Daha az daha beklesin belki iyice almayacak. O yüzden fazla da bekletmek istemedim. Az bir şey yumuşadı hemen patlağa doldurdum. Şöyle hemen rengini de dökelim. Isra vurmasın. Bunun altını bir kayın. Kenarlarını. Bu da hazır arkadaşlar. Bu turşumuz da bitti. Tamam mı anne? Tek onlar da kalmaz doldurum. Onlar az zaten. Elini kesemeydi. Arkadaşlar hepsini ayarladım güzelce. Şimdi de sular dökülecek. Şuraya az bir şey su ayarladım. Gittiği kadar dökeceğim. Gitmediği yerde yine biraz daha yapacağım arkadaşlar. Şimdi şundan şu sirkesiz olacak. Şu ikisi sirkeli olacak arkadaşlar. Şu sarımsak turşusu kuracağım. İlk defa vuruyorum. Bunu da söyleyeyim. Az bir şey denemedim. Şöyle küçük küçük iki kavanoz oldu. Şurada şöyle bir kavanoz acur yaptım arkadaşlar. Bu da sirkeli kendime. Şu kalanı bunu da aynı sirkesiz yapacağım. Burada üç kavanoz da şu şekilde beyaz lahana oldu. Bir tanesine sirke dökeceğim. İkisine dökmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi eve gelen misafirlerden hani sirkeli sirkesiz sevip sevmediği o yönde. Hani severlerse belki sevmezler. İkisi çeşidinde koyun. Hemen şuraya sirkemizi dökeceğim. Bir tane arkadaşımız arkadaşlar takipçim diyeyim daha doğrusu yazmış. Bir tane abla 5 kiloluk patlakta turşu tarifi verin mi diye. Şuraya gördüğünüz gibi arkadaşlar bu karışık turşu. Sirkesiz kurarsanız eğer bakın zaten onu sirkesiz kuracağım. Bunun içinde arkadaşlar sarımsağı az bir şeyden umut attım. 5-6 kadar. Şöyle bir bardak sirkemizi dökeceğim. Biraz daha fazla. 1,5 bardak sirke döküyorum arkadaşlar. Lahanayı zaten sirkeyle yoğurduğum için 1 bardak da lahanayı döktüm. Evet. Hemen şuna geçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buna da yarım su bardağı. Buna da bir tane sarımsaklıydı aynı şekilde arkadaşlar. Yarım su bardağı da buna. Sirkemizi döküyorum. Şöyle kalanı da şuna boşaltalım. Bizim burada nasıl kuruyorlar daha bir de biliyor musunuz arkadaşlar? Sade sirkeden kuran bile var. Yani şu komple bunun ağzını beraber sirkeyle dolduranlar da var. Öyle turşu da kuruyorlar. Şimdi tuzlu suyumuzu içine dolduracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Tuzlu suyumuzda arkadaşlar boğazınızı biraz yaktı mı tamamdır. Şu şekilde ağızlarını da kapatalım güzelce. İsterseniz ters de döndürebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de durabilir. Herhangi bir şey olmaz. Hani zaten turşularda bir bozulma olmaz arkadaşlar kolay kolay. Sadece turşulardaki bozulmanın sebebi suyunun tuz, yani tuz oranının az olması diyeyim.
o şekilde bozulur. Ben de tuzunu bayağı bir yaptım. Hem yani tuzlu yani. Bunlar hem de şu beyazı daha önceki yaptığını hiç sıkmadın ama kapağını. Bir şey olmaz oğlum. Atıyorum onu kapağı bir de. Bunları da görüyorsunuz arkadaşlar. Sadece lahana, beyaz lahana, sarımsak ve nohut. Bunlara sirke koymadım. Kavanozun kapağı attı. Bir şey olmaz da yine de ben evimiz boşa gitmesin. Bir daha kapak alırım bunları. Bugün turşuları dışarıda yapmıyorum arkadaşlar. Bir soğuk var. Hem güneş var. Hem de buz gibi dışarısı. O yüzden mutfakta yapalım dedim. Yani o tuzlu su elinde mesela yara oldu diyelim. Ne olur? Ne diyor? Anlamadım ki. Şimdi buna geçtim arkadaşlar. Buna da aynı şekilde. Nasıl dolduralım bunu ki? Teyzimden sağa da yazdım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar sıra şunda. Gitmez ama. Bir daha ayarlayacağım onu. Bunu da ayarladım. Şunu da ayarladık. Evet, sıramı da. Bunları tabii ki arkadaşlar ayarlayacağım şimdi. Tuzunu ayarlayayım. Suda tuzu eridiyorum güzelce. Ağzımdan baktıktan sonra da hemen kapatıyorum. Videomu kapatacağım için bu şekilde arkadaşlar. Şundan bunun suyu tabii ki şöyle yapalım. Videomuzu da artık kapatalım. Çocuklar açılmışlar. Bayağı da gece oldu arkadaşlar. Karılarını doyurum. Recibine yatıracağım, daha uyutacağım. Bugün turşularımızı da kurduk arkadaşlar. Rabbim ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Sağlıkla inşallah. Bu kadar turşu yeterli. Daha yeşil fasulye turşusu da kurdum. O da var. Bu turşular yeterli arkadaşlar. Başka turşu kurmayacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.